Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün size Ali Nazik kebabını evde nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Kebapçılara gittiğim zaman benim yemeği en çok sevdiğim kebap türü Ali Nazik. Ala Nazik de yazan var menüye. Ali Nazik de var. Ben Ali Nazik diyorum. Şimdi malzemelerimi hazırladım. Size öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. 350 gram çok küçük doğranmış etim var. Ben kontrafileden kestirdim etimi. Bu eti pişirmek için de 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Yine etime eklemek için 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığına yakın karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı dolusu tuzum var. Çünkü patlıcana da tuz atacağız. Patlıcanlı olan o alt yatağında ne kullanacağız? 4 tane közlenmiş kemer patlıcanı, 4-5 yemek kaşığı süzme yoğurdum var, 3 diş sarımsak. Yine biraz patlıcanlara da tuz atacağız. Onun için bir çay kaşığı tuzum var. Fırına atmak için sivri biber ve domatesim var. Ve en son yemeğimiz hazır olduğunda üzerine böyle yakıp dökmek için bir yemek kaşığı dolusu da tereyağım var. Ocağımın üzerine tenceremi aldım. Bu kapaklı bir tava da olabilir. Sıvı yağımı ekliyorum. Ve etlerimi sıcak olan tenceremi alıyorum. Yüksek ateşte etleri kavuruyorum. Gördüğünüz gibi etlerim çok küçük doğranmış. Lütfen siz de bu kadar küçük doğratmaya özen gösterin. Kontrafile tercih etmemin sebebi de kontrafile çok kolay pişiyor ve pamuk gibi oluyor. Hiç sizi zorlamayan bir et. Onun için ben kontrafileden alıyorum. Gördüğünüz gibi etim suyunu saldı. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımı da yarım ateşe alıp bu suyun içinde 10 dakika etleri pişiriyorum. Ben de bu sırada domates ve biberi fırına közlenmeye göndereceğim. Biberleri doğramayacağım. Biberleri bütün olarak közleyeceğim. Fırınım 230 derecede fanla bir şekilde çalışıyor. Şimdi fırında közlenene kadar pişecekler. Onlar pişerken ben de patlıcanlarımı doğramak istiyorum. Şöyle bıçakla küçük küçük kıyıyorum patlıcanları. Sarımsaklarımı da kıyacağım. Sarımsağın aromasından daha yüksek oranda faydalanmak için bir fiske tuzu sarımsağın üzerine atıyorum. Ve bu şekilde tahtada bırakıyorum beklemeye. Evet, etim 10 dakikada saldığı bütün suyu çekti. Artık kavurma aşamasına geçiyoruz. Şimdi şöyle biraz çevirdim etimi. Kırmızı toz biberimi ekliyorum. Üzerine de pul biber, karabiber ve tuzumun bir kısmını ekliyorum. Çünkü bir kısmını da patlıcana ekleyeceğim. Kavurmaya devam ediyoruz. Yanmasın diye sürekli karıştırıyorum. Evet, etlerim oldu. Gördüğünüz gibi hazır. Tavamızı ocağa koyalım. Tavama şöyle çok az bir tereyağı alıyorum. Sarımsakları ekliyorum önce. Şöyle sarımsakları yakmadan bir kavuruyorum. Kokusu çıksın. Üzerine patlıcanları alıyorum. Biliyorsunuz Ali Nazik kebabının bir özelliği de o yoğurtla patlıcanı birleştirdiğimiz zaman o kebabı getirdikleri tabağı ısıtırlar. Yani ısınmış bir yoğurt olur. Şimdi şu an benim tabak ısıtma şansım olmadığı için evimizde birçoğumuzun zaten böyle bakır tabaklar yok. Bende de yok. Bu sayede yoğurdu ısıtmış olacağız. Tuzumu da ekliyorum.
Evet, şimdi artık ocağımın altını kapatabilirim. Şöyle yavaş yavaş yoğurt ekleyerek yoğurdu kestirmeden yedireceğim patlıcana. Yoğurdun hepsini birden eklersem kesilebilir. O yüzden kademe kademe ekliyorum. Şimdi üzerinin tereyağını yakıp dökeceğiz. Bunun için de ne yapacağız? O tencerenin dibinde kalan güzelliği ziyan etmeyeceğiz tabii ki. Önce bir ısınsın. Zaten bunun dibinde de gördüğünüz gibi etin bıraktığı yağ var. Evet, Ali Nazik kebabını evde yapmak işte bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi patlıcanı közledikten sonra 15 dakika içinde yemeğim hazırdı. Umarım siz de bu güzel yemeği deneyip düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.